Herkese merhaba, ben Pınar Çınar. Eski Ev Akademi 8. sınıf Din, Kültür ve Ahlak Bilgisi dersinin konularını sizlerle beraber işleyeceğiz. Birinci ünitemiz kader inancından başlayalım. Önce kader ve kaza kavramlarını öğrenmemiz gerekiyor. Kader, kelime anlamına baktığımızda bir şeyi gücü yetmek, biçimlendirmek, planlamak, ölçüyle yapmak anlamlarına gelir. Terim olarak ise Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak olan her şeyi bilmesi, belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde programlaması, takdir etmesi ve yaratmasıdır. Bununla ilgili bir ayete bakalım. Enam suresi 96. ayet-i kerimede, O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince bir hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir, ölçüp biçmesidir. Bu ayette Allah'ın kader kavramının tanımında gördüğümüz gibi ölçü ve düzene göre programlanmasından bahsettiğini görüyoruz. Şimdi kazaya geçiyoruz. Kaza ne demek? Hükmetmek, emretmek, yaratmak ve gerçekleştirmek anlamlarına gelir. Terim olarak ise ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin zamanı ve yeri geldiğinde Allah tarafından yaratılmasıdır. Fussilet suresi 12. ayette böylece onları iki günde yani iki evrede yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Burada da yine kaza kavramında gördüğümüz gibi Allah'ın bilmesi, takdir etmesi ve buna göre yaratmasından bahsediyor. Bir de hadisimize bakalım. Hazreti Peygamber Cibril hadisi diye bilinen hadiste açıklandığı gibi kadere imanı iman esasları arasında saymıştır. Bu hadiste geçtiğine göre Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e iman nedir diye sormuş. O da Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerril kadere inanmandır cevabını vermiştir. Yine aynı zamanda Amentü duasında da bildiğimiz gibi kadere iman, iman esaslarındandır. Şimdi hangi olaylar kaza, hangi olaylar kader onu bir ayırt edelim. Örneğin yağmurun yağması ile ilgili yasaların Allah tarafından programlanması kaderdir. Bu kadere uygun olarak zamanı geldiğinde yağmurun yağması ise kazadır. Yine kader ve kaza örneklerine bakalım. İnsanların, cinlerin ve meleklerin yaratılması kaderken bu yaratılan insanların, cinlerin, meleklerin yaptıkları, hareketleri, işleri kazadır. Ayın, güneşin, yıldızların, gezegenlerin tümünün yaratılması bilgisi kaderken bunların yaratılması ve düzenli hareket etmeleri kazadır. Kainatın yaratılması kaderken kainatın denge durumu, uyum içerisinde hareket etmesi kazadır. Denizlerin ve içindekilerin yaratılması kader, deniz ve içindekilerin program halinde hareket etmeleri kazadır. Bir de bu örneklere bakalım. Suyun 100 derecede kaynaması bilgisi kaderdir. Isınan suyun kaynaması olayı ise kazadır. Şimdi de bu örneklere bakalım. Mesela suyun 100 derecede kaynaması bilgisi bu kuralı kaderken bu kurala göre kaynaması olayı kazadır. Yağmurun yağacağı zamanın önceden Allah tarafından bilinmesi durumu kaderken zamanı geldiğinde şartlar oluştuğunda yağmurun yağması kazadır. Canlıların ölümlü olması bilgisi kaderken her canlının ölmesi durumu kazadır. Şimdi Allah'ın kader ile ilgili isimlerini öğrenelim. Kader ve kazaya iman İslam'ın inanç esaslarından olduğunu söylemiştik. Allah'ın ilminin sonsuz olduğu, her şeyi kuşatan bir iradesi bulunduğu ve onun kudretinin bütün varlıklardan üstün olduğunu kabul etmektir. Allah'ın kader ile ilgili bilmemiz gereken şu isimleri vardır. İlim. Allah'ın hem duyular alemini hem de duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesidir. İrade, Allah'ın dilemesi ve dilediğini dilediği şekilde yapmasıdır. Kudret, Allah'ın her şeye gücünün yetmesi, dilediğini dilediği şekilde, dilediği zamanda var veya yok etmesidir. Şimdi Allah her şeyi belli bir ölçüye göre yaratmıştır konusuna bakalım. Allah kainatta bulunan her şeyi bir plan ve ölçü içerisinde yaratmıştır. Allah'ın yarattığı hiçbir şeyde düzensizlik ve dengesizlik görülmez. Allah insandan evreni incelemesini,
ondaki uyum ve denge üzerine düşünmesini istemiştir. Mesela denizlerdeki tuz, orada yaşayan canlılar için uygun orandadır. Gezegen ve yıldızlar arasındaki mesafe, bazı canlıların besin üretmek için karbondioksit kullanıp oksijen açığa çıkarması, Allah tarafından konulmuş birer kanundur. Her şeyi yaratan Allah'tır. Yaratma sürekli olarak devam etmektedir. Allah evreni yaratıp düzene koymuştur. Hayat onun yarattığı düzen ve denge içerisinde sürüp devam etmektedir. Bize düşen evrendeki bu düzeni ve uyumu korumaktır. Allah'ın her şeyi belli bir ölçüye göre yaratmasının örneklerine de bir bakalım. Dünyanın güneşin etrafında dönmesi, gezegenlerin birbirine çarpmaması bu ölçüye göredir. Gece ve gündüzün oluşması, mevsimlerin oluşması, gezegenler ile yıldızlar arasındaki mesafenin uygun olması, suyun kaldırma kuvveti, yer çekimi, insanın vücudundaki kanın yenilenmesi, kromozomların dizilimi, kulağımızın belli frekanstaki sesleri işitmesi, hepsi Allah'ın koyduğu ölçüye göre yaratmasının örnekleridir. Bununla ilgili de ayetlere bakalım. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Ali İmran suresi 27. ayette Allah-u Teala yine gece ve gündüzün oluşumundan ölü gibi görünen kuru toprak veya çekirdeklerden yepyeni, dipdiri çiçeklerin, ağaçların, bitkilerin oluşumundan bahsediyor. Yine bir sonraki ayetimizde En'am suresi 73. ayette de o gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah'ın ol deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. Onun sözü gerçektir. Sur üflendiği günde mülk onundur. Gaybı da görülen alemi de bilendir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Yine Kamer suresinin 49. ayeti, Rahman suresinin 5. ve 8. ayetleri, yine Enbiya suresi 33. ayeti de bakabiliriz. Şimdi ben çokça ayetlere yer veriyorum. LGS sınavında çıkmış sorulara baktığımızda da ne kadar çok ayet okursanız, ayet görürseniz buna göre soruları daha doğru yapma, daha doğru yorumlama oranınız da artacaktır. O yüzden bu kadar fazla ayete yer verdim sizler için. Zuhru suresi 11. ayeti de yine baktığımızda, İnfitar suresi 7. ayeti, Mülk suresi 3. ve 4. ayetlere baktığımızda da Allah'ın koyduğu düzen ve ölçüyü görebiliyoruz. Kader ve evrendeki yasalar. Allah evrenin düzenini bazı yasalara bağlamıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın evrene koymuş olduğu yasalar sünnetullah kavramıyla da dile getirilir. Peki nedir bu yasalar? Fiziksel yasalar, biyolojik yasalar, toplumsal yasalar olmak üzere 3 başlıkta ele alacağız. Fiziksel yasalara bakalım. Fiziksel yasalar madde, maddenin oluşumu, yapısı, değişimi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili konularda olan yasalardır. Fiziksel yasalar Allah'ın üstün kudret sahibi olduğunu ve her şeyi hakkıyla bildiğini gösterir. Bu yasalar evrenin işleyişiyle ilgilidir. Evrendeki düzenden bahseder. Araştırma ve inceleme yoluyla anlaşılabilir. Deney ve gözlemle anlaşılabilir. Evrenseldir. Değişmez niteliktedir. Yine bununla ilgili de ayetlere bakacağız. Yasin suresi 37. ve 40. ayetler arasında geçen delile bir bakalım. Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de birden karanlığa gömülürler. Güneş de bir delildir onlara, akar gider yörüngesinde. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın yaratmasıdır. Yine Hicr suresi 44. ayette Allah-u Teala, biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık. Biz bunları yapmasaydık siz onu yeterli suyu depolayamazdınız. Yine burada da evrende rüzgarların bitkileri aşılayıcı görevi ve gökten inen suyla canlıların hayat bulmasından bahsettiğini, bunu delil getirdiğini görüyoruz. Biyolojik yasalara bakalım. Biyolojik yasalar, canlıların yapısal özellikleri, oluşumu, üremesi ve gelişimi gibi konularla ilgilenen yasalardır. Allah evrende yaratmış olduğu insan, hayvan ve bitkilerin işleyişini biyolojik yasalara bağlamıştır. Bu yasalarda evrensel ve değişmez özelliktedir. Canlıların yapısal özellikleriyle ilgilidir. Canlıların üremesi ve beslenmesiyle ilgilidir. Deney ve gözlem yoluyla anlaşılabilir. Bütün canlılar bu yasalara göre yaşamlarını sürdürürler ve
Bu uyuma göre kaderleri bu yasalar doğrultusunda ilerler. Biyolojik yasalarla ilgili de örneklere bakalım. Mürselat Suresi 20 ve 23. ayetlerde, "Ey insanlar, biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik." Bu ayet-i kerimede de Rabbimiz insanın oluşumu, anne karnındaki aşamaları, şekillenmesinden bahsediyor. Yine Hicr suresi 22. ayet biyolojik yasalara da örnek olabilecek bir ayet. Nur suresi 45. ayete de bakalım. Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Kim karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayakla yürür, kimi dört ayakla yürür. Allah dilediğini yaratır. Allah şüphesiz her şeye kadirdir. Bu ayette de yine Allah'ın insanları farklı şekillerde yarattığı, canlıları farklı şekillerde yarattığı, işte mesela yılanların karınları üzerinde sürünürken iki ayaklı hayvanların ve insanların olduğu veya dört ayaklı hayvanların olduğu, tüm bu yaratılmış canlıları gözümüzün önünde canlandırabiliriz bu ayeti okurken. Şuara suresi 7. ayete baktığımızda da, "Yeryüzüne bir bakmazlar mı? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik." Ve yine Alak suresi 2. ayette de, "O insanı alaktan, embriyodan yarattı" diye biyolojik yasalarla ilgili ayetlerimizi görmüş olduk. Ve son olarak toplumsal yasalara bakalım. Toplumsal yasalar, toplumsal oluşum, gelişim ve değişim konularıyla ilgili olan yasalardır. Bu yasalar olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkileriyle ortaya koyar. Toplumsal gelişim, değişim ve geri kalmışlıkla ilgili konularla ilgilenir. Bu yasalar fiziksel ve biyolojik yasalar gibi kesin ve değişmez değildir. Toplumdan topluma değişebilir. Bazı yönleriyle, yani temel ilkeleriyle evrenseldir. Toplumsal yasalarla ilgili ayetlere de baktığımızda Fatır suresi 44. ayette, "Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?" diye buyuruyor Allah-u Teala. Burada önceki toplumların yaşam şekli, doğrularının görülmesi, yanlışlarından örnek alınmasından bahsediliyor. Enfal suresinin 25. ayette de, "Öyle bir fitneden sakının ki aranızdan yalnız haksızlık edenlere eşmekle kalmaz, hepinize erişir." Yine burada da toplumsal yasalara uyulması gerektiği, toplum içerisindeki düzenin korunması gerektiği, düzenin korunmadığı durumlarda yaşanılacak olumsuzlukların herkese etki edebileceğinden bahsediliyor. Araf suresi 34. ayette de, "Her toplumun belli bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler ve ne de bir an öne alabilirler" diye buyuruyor Allah-u Teala. Ve Fatır suresi 43. ayet-i kerimede de, "Sen Allah'ın yasasında, yani sünnetullah'ta hiçbir değişiklik bulamazsın. Sen Allah'ın yasasında asla bir sapma da göremezsin." Sünnetullah, Allah'ın hem evrende yaratmış olduğu düzeni hem de toplumsal yasalarını kapsayan bir kavram aslında baktığımızda. Şimdi bu ünitemizde toplumsal yasalarla ilgili konulara kadar görmüş olduk. Ünitenin devamını bir sonraki videoda işleyeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.